Onun gibi bir kadın için her dilde binlerce başka anne, kelimem lütfen. Var. Annene bağırıyor musun Hamza? Hena için sahfettin, o sözü geri al. Bu asla olmayacak Hamza. O bunu hak ediyor. Kocası varken sevgili edinmiş biri o. Anne lütfen. Hamza! O öyle biri değil. O senin tanımladığın gibi biri değil. Hena'yı asla kocalarını aldatan kadınlarla bir tutma. Çünkü Hena bu değil. Onların hiçbiri, hiçbiri Hena gibi ağlamaz, titremez. Karaktersiz kadınların bakışlarında utanma olmaz. Benim karımda bu haya var. Anne, onun bakışlarında sevgi var. Bahsettiğin kadınlar kendini aklamakla uğraşmaz. Kimseden korkmazlar, çekinmezler. Eğer ben Hena'dan kendini aklamasını istemiş olsaydım, benim için kor ateşin üzerinde bile yürürdü. O kadın sana ne yaptı böyle oğlum? Benim oğlum her an ona biat etmeye hazır sanki. Gel. Nerede bu, göster bana. Sana ne büyüsü yaptı, göster. Ha, anne dur, yeter artık. Neler söylüyorsun sen? Ben deli miyim? Divane miyim? Eğer ki ben karımın karakterini anlamayacak kadar körsem, o zaman erkekliğimin de canı cehenneme. Bak, sen öyle kadınları bilmezsin anne. Yanından geçerken karakterini tahmin edebilirsin. Aynı şekilde karakterli bir kadın gördüğünde başını önemekten kendini alamazsın. Ben bir yıl boyunca onunla yaşadım. O öyle biri değil. Bir daha Hena için sarf ettiğin sözleri duymak istemiyorum. Hayatım boyunca. Çok ciddiyim. Sanki bu dünyada kimse, benden başka hiç kimse bu kadar üzülemez diyordum. Sonra bir an onu hatırladım. Hena'yı. Sonra bütün o öfkem, o kızgınlığım bir anda geçti. Bana söylediklerin doğru da olabilir ama sen yaptıklarınla bir yuvayı yıktın Kur'an. Hena'nın ailesini, kocasını, bebeğini mahvettin. Bana yetimken neler yaşadığınla ilgili hikayeler anlattın hep. Ama bir bebeğin hayatını ne hale getirdiğinin farkında bile değilsin. Üstelik daha o bebek doğmadan. Benim geleceğim güvende. Senin sahtekarlığını gördüm. Gerçek yüzünü. Ama Hena hayatta kalmaya çalışıyor. Eğer birinden özür dilemek istiyorsan Kur'an, git ve Hena'dan özür dile.
Kahvaltını yapmalıydın Hena. Sonra ilaç alman gerekiyor. Hamza'yı aramak istemiyorum. Ama benden Hamza'yı aramamı istedin sen. Ben de bunu yaptım. Şu anda yolda. Birazdan burada olur. Yolda değildi, evdeydi. Evde mi? Sen nereden biliyorsun? Sadece evde demek yetmez. Muhtemelen yengemle beraberdi. Bana neden yalan söylesin ki? Neticede onu görüntülü aramadım. Nerede olduğunu göremezdim. Onu tanımıyorsun. İnsanların kalbini etki etmeyi iyi bilir. Sana doğruyu söylemiş olsaydı seni incitebilirdi. Beni bu kadar iyi tanıyor musun? Hı? Elin boş geldin. Bana yemek yaptırdığını söylemiştin. Ablan sana nerede olduğumu söyledi o zaman. Sen neden doğru söylemedin? Doğruyu söyleseydin bu seni incitirdi. Ablan da senin için üzülürdü. Şimdi incitmemiş gibi. Ben kendini izah etmek için buradayım. Madem karnın aç, neden dışarıdan yemek söylemedin? Bunu karına sor. Bir şey yemeyen o. Öfkeni yemekten çıkarma Hena. Ben hiçbir şey için öfkeli değilim. Ama bir şeyler yemek zorundasın. Çünkü ilaç alacaksın. Hayır. Hena. Canım istemiyor. Ağlıyor musun Hena? Hayır. Zannederim gözüme bir şey kaçtı. Bana bırak, ben bakayım. Hayır hayır, o kadar önemli değil. Hayır Hena, bırak bakayım. Bir şey yok gibi. Genelde başkalarının acısını görmeyiz. Ama kendi acımızı çok derinden hissederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.